Akpınar 6 Şubat'ta meydana gelen şiddetli depremin ardından büyük bir yıkım yaşamış ve bu felaketin ardından birçok esnaf dükkanlarını kaybetmişti. Devlet depremden etkilenen esnaflar için geçici konteynerler tahsis etmişti. Ancak son dönemde yaşanan yoğun yağışlar ve artan su sızıntıları esnafların mağduriyetini daha da arttırdı. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte konteynerlardaki sorunlar daha da belirgin hale geliyor. Depremin yarattığı zorlukların üstesinden gelmeye çalışan Akpınar esnafı şimdi de bu yeni sorunlarla mücadele etmek zorunda. Yağışların ardından konteynerlarda su sızıntılarının başlamasıyla birlikte eşyalar da zarar görüyor. Esnaflar bu durumun işlerini olumsuz etkilediğini ve mağduriyetlerin arttığını ifade ettiler. Şu an yanımda esnaf Yücel Şener var ve bu sorunları kendisinden dinleyelim. Öncelikle hoş geldiniz. Kış gelmesiyle beraber müthiş bir damlama sorunumuz var. Burada 16-17 tane esnaf arkadaşımız var. Kimi elbiseci, kimi gıda satıyor, kimi yani soğuk ürün satıyor ama müthiş bir damlamalar var. Bunların önünü almak için biz dışarıdan talep ettik. Demirciler falan çağırdık. 25-30 bin lira kadar bir maliyeti var. 2-3 aydır kullanıyoruz. Bu 3 ay zarfında da her yağmur yağdığında yukarıda su akıyor. Ki bunlar az yağışlar olmasına rağmen akıyor. Ha, bu da sadece buradaki arkadaşımın değil, bizim değil. Hani yan tarafta öyle. Ya, bitişiğimiz de aynı şekilde, hepsinde yağışlar aynı şekilde devam ediyor, su akıntısı devam ediyor ve bunu esnaf getirip de üstünü yaptırmak istediğimizde de 15 bin lira gibi bir rakam istiyorlar. Maalesef Malatya'da da sadece binalar değil, insanlık yıkılmış, insaf yıkılmış, vicdan yıkılmış. Akpınar esnafı geçici konteyner dükkanlarının dayanıklılığını arttırmak ve su sızıntılarını engellemek için yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyorlar. Hani buna devlet, belediyemizin buna bir el atması lazım. Bununla bir ilgilenmeleri lazım. Çünkü neden diyeceksiniz? Bakın buradaki vatandaş sadece ayakta durmaya çalışıyor. Bu ayakta durmaya da belediyenin de umarım bir el atarlar, yardımcı olurlar arkadaşlara. Çünkü bununla beraber 15 bin lira gibi bir rakam verip çatı yapma şansları yok. Su akıtıyor. Suyla beraber yağışlar artarsa bunlardan elektrik sıkıntısı da olacak. Ve şu an konteyner kentlerde olduğu gibi. Hekimhan'da arkadaşlarım var. Geçen hafta yağmur yağdığında elektrikler kesilmiş, su sıkıntısı yaşanmış. Bunlara üstüne ya çatı yapılacak ya da sağlam izolasyon yapılacak. Devletimizin yapmasını talep ediyoruz. Yoksa gördüğünüz gibi konteynerlara özel sektörlere verdikleri için devlet kendisi yapmadı. Özel sektörler de en ucuz maliyetle hemen konteyner yaptı. Herhangi bir en büyük sıkıntımız bu. Kışın daha o da iki tane yağmur yağdı. İki yağıştan sonra biz bu çileyi çektiysek eğer Allah bize yardım eder. Kışın kar yağarsa bütün dükkanların hepsini su basar. Devletimiz bunu kendisi yapmaya kalksa biraz daha minimum maliyetle yapabilir. Zaten gücümüz yok. Gördüğünüz gibi dükkanımıza 3-5 şeyi zorla koyabiliyoruz. İnşallah devletten bunu bekliyoruz, talep ediyoruz. Musa TV'de olmasa vatandaşın sorunu gündeme getirecek hiç kimse yok maalesef.